Merhabalar arkadaşlar. Bugün ufak bir projede lazım olduğu için uygulayacağımız bir bölüm var. Onu yapmadan önce şunu düşündüm. Bunu yapıp sizinle de paylaşırsam birçok kişinin işine yarar. Önemli bazı konseptler var. Hem onları da görmüş olursunuz diye bu videoyu çekmek istedim. Umarım size de faydalı olur. Şimdi konu şu. Uygulamada Firebase kullanıyoruz. Firebase'in hem Authentication tarafında hem Firestore tarafında bazı kullanıcı bilgilerini tutacağız ve aslında kullanıcılar arasında arama yapmamız, kişiyi eklememiz falan gerekiyor. Onun için bize biraz kullanıcı lazım. Bunun için Google'a zaten Random User Generator ya da Random User API yazdığınızda çıkan bazı siteler var. Biz şunu kullanıyor olacağız. Hani çok bir şey değil. Dün akşam yazdığımız bir şey yani şu arama kelimeleriyle aratıp vardığım sonuç bu. Şimdi result bölümüne kaç tane yazarsanız size o kadar tane kullanıcı çıkarıyor. Ben 200 taneyi test edeceğim. Yani Firestore tarafına 200 tane kullanıcı kaydedeceğim ki bu kullanıcılar arasında arama yapabilelim. Aynı zamanda bu kullanıcılarımızın buraya da kayıt olmasını istiyoruz. Authentication tarafına eğer izlemediyseniz biz bu projeyi Firebase CLI ve Flutter Fire CLI üzerinden oluşturduk. Bir önceki yani şu anki videodan bir önceki videoda nasıl yapılacağını anlatmıştım. Burada hem Authentication tarafını hem Firestore tarafını kullanıyor olacağız. İnternetten veri almak için de Random User tarafına erişim için PubSpecYAML bölümüne HTTP ekleyeceğim. Normalde bizim projede şu an HTTP yok. HTTP'yi ekleyelim sonra da projemizi çalıştırıp işimizi yapmaya başlayalım. Tekrar ediyorum amacımız 200 tane random kullanıcıyı uygulamamıza eklemek. Evet, şeyi ekleyemedi. Override diyelim. Bazen böyle çakışma olabiliyor. Siz o esnada başka bir şey değiştirdiyseniz ekle dediğinizde öncekiyle çakışıp eklemeyebiliyor ama şimdi ekler. Evet, şu an değişti tipi geldi. Şimdi projemizi bir çalıştıralım. Uygulamayı çok kısa bir şekilde görün istiyorum. Uygulamanın tamamını kullanmayacağız. Zaten bir kısmını manipüle edip kullanacağız. Mesela bu ufak bir onboarding ekranı. Bunu hatta hemen stateful widget'a çevireyim. Init state içinde istediğimiz işlemi yapalım. Int diyelim mesela. Türkçe kullanalım. Kaydedilen kullanıcı sayısı. Bu şimdi başlangıçta sıfır olsun. Hatta bunu bütün ekranı yenilemeye gerek var mı? Yenileriz, sorun değil. Bir de son kaydedilen kullanıcının şeyini yapalım. Uygulamayı bu arada macOS tarafında çalıştırdığım için bazı erişimler için şey istiyor. Erişim izinleri istiyor. Onları veriyorum şu an birkaç tane şey için. Uygulama bu. Ben bütün işimizi bu ekran üzerinde yapacağım. Kaydedilen kullanıcıyı ve kullanıcının ismini buraya yazalım. En azından kaçıncı kullanıcıda olduğumuzu falan görmüş oluruz. Kaydedilen kullanıcı dedik. Bir de kaydedilen kullanıcının ismi diyelim. Hatta şöyle kaydedilen kullanıcı isim soy isim. Başlangıçta bu da boş bir string olsun. Bunları kullanacağız. Şöyle şunun hemen üstüne yazabiliriz. O yüzden bunun aynısından alıyorum. Şöyle yapıştırıyorum buraya. Kullanıcı sayımız buraya gelsin. Kullanıcımızın isim soy ismi de buraya gelsin. Şöyle bir görelim. Şu an bu sıfır. Bu da şu an görünmüyor. Yani burada bir text daha var. Anlatmama gerek yok orayı. O da bizim son kaydedeceğimiz kullanıcının isim ve soy ismi. Şöyle yapalım. Init state içinde bu işlemi başlatalım. İlk yapacağımız şey kullanıcıları listele diyelim. Bir tane liste içinde hatta nasıl yapalım? Bütün şu 200 kullanıcıyı getireceğim. Ya bunu daha önce hiç hani çalışmadığım için üzerinde şey yapmadım. Yani demek istediğim burada herhangi bir ön hazırlık yapmadım. Şu an sizinle beraber düşünüyorum hani nasıl yapalım diye. O yüzden video biraz yavaşta ilerleyebilir diğer daha önceki videolara göre.
Şimdi burada ilk önce kullanıcıları getirip aslında direkt şey yapabiliriz. Bir void bomboş bir fonksiyon başlığı kullanıcıları getir diyelim. Kullanıcıları getir. Sonra kullanıcıları kaydettiririz. Öyle teker teker ilerleriz. Hiç sorun değil. Kullanıcıları getir dedik. Bunu hatta asenkron bir fonksiyona çevirirsek işimiz daha kolay olur. Await kelimesini kullanabilmek için. Şimdi ilk yapacağımız şey şu 200 tane kullanıcıyı bir getirip görelim. Bunun için final response deyip internete bağlanacağız. http.get diyerek internete bağlanalım. Pardon. Import http as http. Şimdi http hep as ile kullanma sebeplerimizin başında şu get geliyor. Yani başka bir şeylerle falan karışmasın diye. Bunun metotları başka yerlerin metotlarına benzeyebileceği için onlarla karışmasın diye yuri parse deyip bu yuri daha önce hatırlamıyorum. Bir ara anlattığım gibi düşünüyorum. O yüzden çok detayına girmeyeceğim. Yuri parse en kestirme kullanım yollarından biri ama yuri başka şeyler için de kullanabilirsiniz. Unique şey şu adresi alıyorum. Gelip buradan parse edip yuri'yi oluşturuyor bizim için. Unique Resource Identifier olması lazım açılımı. Şimdi buradan bize bir response gelecek. Tabii ki evet diyeceğiz. Burada her seferinde şunu sorarım. If response nokta status kodumuz 200 ise eğer birçok kontrol mekanizmasını yapmayacağım aslında. Bunu da yapmam belki de çok gerekli değil. Ama normal şartlarda kodlarken bu isteği try catch içinde yapmanız gerekiyor ki burada uygulama başka bir sebepten dolayı da patlayabilir. İlerleyemeyebilir. Çok küçük bir dipnot olarak değinmek istedim. Şimdilik amacımız sadece direkt bunu görmek. Eğer böyleyse bize muhtemelen şu result'ı dönecek. Tabii bunun dokümantasyon bölümüne gidip şuradan bakabilirsiniz. Başka diğer olasılıklar gelebilir. Bir API'yi kullanmadan önce mutlaka dokümantasyon bölümünü inceleyin. Çünkü size gelen işte kullanıcı pardon işte cevap olumsuz olabilir, başka şeyler olabilir. Onların hepsini sizin normal uygulamanızda yakalayıp ona göre bir aksiyon almanız gerekiyor. Response geldikten sonra dediğim gibi biz ne bekliyoruz? Şöyle bir nesne bekliyoruz. Bir map bekliyoruz. O map'i hemen şöyle alalım. Diyelim ki final response map diyelim kısaca. Response map. Map'e dönüştürebilmek için gelen şu response'un içindeki body'yi JSON olarak çevirmem gerekiyor. O yüzden response.body yani şu bana string olarak gelecek ya sonuçta. Ben bu string'i ne yapıyorum? Alıp JSON'a çeviriyorum. Bu da bana bir map veriyor. Şimdi burada şöyle yapabiliriz. Bize bunun içindeki hangi bölüm lazım? Bunun içindeki result bölümü lazım. Bu da bir liste. Onun uzunluğunu bir basıp görelim. En azından kaç tane kullanıcı geldiğini de birlikte görmüş oluruz. Hatta burada şu an bunu init state içinde çağırmaya da bilirmişiz. Neyse, biraz ilerleyelim. Neler yapmak istediğimi göstereceğim. Direkt print diyelim. Print bölümüne response map'in results nokta length'ini yazdırıp görelim. Şimdi bu böyle gelsin. Ben bunu dediğim gibi burada kullanmaya çok gerek yok. Aslında bunu alıp skip butonunun içine koyabiliriz. Skip butonu nerede? Şurada. Skip butonu normalde buradan bizi başka yere götürecekken götürmesin. Şunu yapsın. Hemen bir gelsin bakalım. Şöyle bir tıklıyorum şu anda ve şu anda 200 geldi. Bu 200 işte response'taki sonuç. Hatta bunu 203 falan yapalım ki şu şeyle status kodu gibi durdu orada. Gördüğünüz gibi 203 tane kullanıcı geldi. Şu anda 203 tane kullanıcımız var. Ben Firebase'e neleri kaydedeceğim? Öncelikle user'ın mesela display name'ini eğer authentication kullandıysanız biliyorsunuz orada kullanıcının isim soy ismi display name olarak görünüyor. Öncelikle display name'ini alalım. Bir tane display name oluşturalım. String display pardon bir for döngüsüne sokalım önce bunu. Şöyle for
final user map in result deyip bunun içindeki her biri bize map olarak gelecek. Hatta şunu şöyle castleyebiliriz. Cast deyip bu sizin kod yazarken işinizi kolaylaştırır. Normalde size bu liste olarak gelecek ama listenin içinin ne olduğunu bilmiyor. Buraya mesela list map falan derseniz patlayabilir. O yüzden kendiniz manuel castleyin burayı. Bu maplerden oluşan bir liste. Şuradan biliyoruz. Yani bu maplerden oluşan bir liste bu. İçinde mapler var. Biz onun içindeki her bir map'i teker teker alıp şu anda bir map'e atamış olduk. Biz bu maplerden her birini final ne dedik? Display name. Display pardon. Display name. Bu display name hatta bunu string yapalım. Hiç burada final demeye falan çok gerek yok. String display name'imiz bizim neyden oluşuyor olacak? Bu user map'in şundan bahsediyorum. User name map'in name kısmının first name ve last name'in arka arkaya yazılmasından oluşuyor olacak. Dolayısıyla şöyle yapalım. Buradaki name'i alıp şuraya onun içindeki first name, hatta şunu da alıp almamakta emin değilim. Hani title'ı almaya gerek var mı yok mu? Çok gerek yok. Biz bu şekilde kaydedelim gitsin. Bir name'in first name'ini bir de last name'ini alacağız. Bunu da şöyle string birleştirme işlemiyle şöyle yapalım hemen. Bir boşluk bırakıp burayı da last yaptık mı? Şu anda bizim user yani şu kullanıcımızın her birinin display name'ini oluşturduk. Bize cinsiyeti lazım değil. Location'ı da lazım değil oluşacak olan. E-mail'i aşırı lazım. E-mail şart. O yüzden hemen gelip buraya yeni bir tane string ile e-mail diyorum. Onu da direkt şöyle yapabiliriz. Bizim user'ın e-mail kısmı. User'ımızın e-mail kısmı da bu. Bize başka ne lazım? Aslında hani şifreyi buradan da oluşturabiliriz ama şifreyi sonradan unutmamak için ben şöyle bir şey yapacağım. Şifresini de e-mail adresiyle aynı yapacağım. Veya e-mail adresinin ilk kısmı da yapabilirim. Emin değilim. Onu yapınca kararlaştırırız beraber. Dolayısıyla şu login kısmındaki bilgiler de bana lazım değil. Kullanmayacağım. Doğum tarihi kısmı da lazım değil. Kayıt tarihi de lazım değil. Biz kendi kayıt tarihimizi kullanacağız. Telefon numarası da lazım değil. ID'si de lazım değil. Picture kısmı lazım. Foto URL oluşturacağız. Authentication'ı oluştururken kullanıcılarımızın foto URL'leri de olacak. Bunun da large kısmını alıp foto URL olarak tutalım. O yüzden string foto URL deyip user map'in yine şöyle alayım. User map'in picture kısmının large olanını alacağım. Şöyle large olanını aldım. Foto URL'i de aldım. Yani ben bu bilgilerle ihtiyacım olan kullanıcıyı oluşturabiliyorum şu anda. Bu kullanıcıyı oluştururken şöyle bir şey olacak. Biz önce bu kullanıcıyı neye kaydedeceğiz? Firebase Authentication'a önce kaydedeceğiz. Firebase Authentication'ın instance'ını çağırıp dedik ki register user, sign up user veya create user mı? Create user with email and password kısmı. E-mailimiz zaten var dediğimiz gibi. Oraya erken gelmiş olduk. Password'u da bence bu add'ten öncekini password yapabiliriz. Yani kullanıcının ismiyle şifresi aynı olsun. E-mail'in ilk kısmını almak için ne yapıyorum? Split deyip bu add işaretinden bölüyorum. Add'ten bölüp first kısmını alırsak şurası elimizde kalacak. Şu bölüm bizim şifremiz olmuş olacak. Yani bizim bütün kullanıcılarımızın şifresi bu. Şimdi burada şöyle bir şey oluyor. Bu arkadaş şimdi bize hemen şey oluşturacak. Evet. Şöyle gelirseniz sonuçta ne dönecek size? Bir user credential dönecek. Final user credential diyelim.
Şöyle U harfini küçük yapalım. Kullanıcı ismi olsun. Şey kullanıcı bilgileri olacak bu. Sonra burada şunu yapacağız. Çünkü bu şekilde şu anda e-mail ve şifresiyle bunu oluşturduk. Ama hem display name'i yok hem de foto URL'i yok. Onları güncellememiz gerekiyor. Diyeceğiz ki yine kontrol yapma isteği var içimde ama amacım şey olmadığı için yani çalışacağını bildiğim için çok kontrol yapmak istemiyorum ama dediğim gibi altını tekrar ve tekrar çiziyorum. Normal bir uygulamayı kodlarken bütün hataları yakalayıp kullanıcıya göstermek sizin sorumluluğunuzda. Dolayısıyla bunlara lütfen dikkat edin. Şu anda bu kullanıcı tarafına çıkmayacak bir şey olduğu için ben o tarafları pas geçiyorum. Yani işim bitince bu kodları sileceğim. Bunlar zaten uygulamamın içinde yer almayacaklar. O yüzden çok da dikkat etmiyorum bu tür şeylere. Burada user'ımız oluştu diyelim. User Credential bölümünde bizim bir user'ımız var. Bu user'ın display name'i var. Update dediğinizde update display name bölümü var. Burada update display name ile bu display name'ini update edelim. Şimdi user olmayabilir diyor ya şuradaki sonuçta bu user oluşturulmayabilir. User oluşturulmayabilir. Bir if kontrolüyle bunu yapmak yine de yani burası için çok aslında mantıklı mı emin değilim. Çünkü bu user oluşturulamazsa bu da çalışmasın zaten. Hani niye çalışacak? Çok bir anlamı yok. Pas geçip gider burayı. Aynı şekilde bir de update foto URL yapacağız. Update'e geldiğiniz zaman görüyorsunuz update edebileceğiniz belirli şeyler var. Şifresini falan update edebiliyorsunuz. Biz şu anda bunun foto URL'ini update edeceğiz. Foto URL'imiz de burada. Bunlar tabii ki dikkat ederseniz future fonksiyonlar. Bunları beklememiz gerekiyor. Çünkü bunların tamamlandığından emin olduktan sonra biz kullanıcımızı Firestore'a kaydediyor olacağız. O yüzden başlarına await eklemeyi unutmayalım. Şimdi başlarına await ekledik. Ve son olarak bunları da yaptıysak eğer, yani bir kullanıcımızı authentication bölümüne ekledik. Display name'ini güncelledik. Foto URL'ini güncelledik. O zaman bu kullanıcımızı Firestore'a da kaydedebiliriz. Normal şartlarda gerçek uygulamada bizim yaptığımız şeklinde biz normalde bunu zaten dinliyoruz. Otomatik olarak kullanıcı display name'ini güncelleyince biz Firestore'u zaten kendimiz güncelliyoruz. Çok kısa bir göstereyim. Şurada mesela. Kendimiz dinliyoruz. Eğer uygulamada bir değişiklik olursa, kullanıcı herhangi bir şeyi değiştirirse biz bunu alıp götürüp kontrol ediyoruz. Yani kullanıcı ismi değiştiyse gidip Firestore'da da güncelliyoruz. Ama dediğim gibi amacım şu anda 200 tane rastgele kullanıcı oluşturmak. Gerçek kullanıcı değiller. O yüzden gerçek kullanıcı prosedürlerini de burada uygulamıyorum. Çok kısa bir özet geçeyim. Kullanıcılarımızı HTTP isteği yaparak çektik. 200 tane kullanıcımız var. Sonra bir for döngüsüyle bunların her birinin üzerinden geçerek bir kullanıcı ismi, e-mail adresi ve foto URL'i oluşturarak Firebase Authentication kısmına önce kullanıcıyı kaydettik. E-mail ve şifre ile. Sonrasında bu e-mail ve şifre ek olarak kullanıcı ismini güncelledik ve kullanıcının foto URL'ini güncelledik. Şimdi alıp bunu Firebase Firestore'dan user koleksiyonuna kaydedelim. Users nokta bizim bir doc kendiliğinden şu dokümanı bu doküman bizim user'ımızın unique ID'si aslında. O yüzden şuradaki user credential'ın şurayı şöyle yapalım. Bir if koyacağım çünkü if koymadığımda bir sürü boşu boşuna diğer işleri yapmaya çalışacak. Yapmasın. Diyelim ki bu user null değilse o zaman bu işleri yapalım. Nullsa hiç boş ver geç gitsin yani. Dedik unique ID'sini aldık. Null değil biliyoruz. Dolayısıyla şu soru işaretleri de artık null olmadığını bildiğimiz için soru işaretlerini de ünleme çevirebiliriz. Biliyoruz ki null değil. Bu dokümanı böyle yaptıktan sonra set deyip datamızı oluşturuyoruz. Burada datamızın bir display name'i var. Şuradaki datanın aynısını oluşturacağım. Datanın bir display name'i var.
Şöyle geliyorum buraya. Data'nın display name'i kısmına display name'i. E-mail kısmına e-mail kısmını. E-mail verified kısmını false yapacağım. Çünkü hiçbir tane e-mail adresi zaten doğru değil ki gidip doğrulanabilsinler. Bunların hepsini false yapalım. Ve foto URL kısmını. Elimizde foto URL zaten var. Foto URL olarak alacağız. Nerede? URL kelimesini kısa yazdığımız için burada. Aynısı olsun diye böyle yapıyorum. Şart değil yani biraz önce yaptığım şey. Bunu da tabii evet koyalım başına. Bekleyelim bunu da. Ne kaldı bir de? Foto URL'i de ekledik. Registration time'ı yapalım. Onun da buraya kayıt olduğu anı kaydetmek için. Şöyle yapıp field value'den server timestamp deyip server'ın zamanını kayıt tarihi olarak geçelim. Ne olur ne olmaz diye şöyle hani en azından zaman olarak araya biraz fark girsin diye burada bir saniye beklersem 200 saniye video 3 dakika falan boşu boşuna uzamış olacak. Ne yapalım? Ya bitmesini beklemek zorunda değiliz zaten. Evet diyeceğim. Burada bir sahte bekleme ekleyeceğim buraya. Zaten şeyler olacak. Şöyle bir duration ekleyip birer saniye bekleyeceğim. Sonraki kullanıcı kaydetmeden önce birer saniye bekleyeceğim. Sonrasında şunu kullanıcı sayısını bir artıracağım. Ve kayıtlı kullanıcı sayısı final demişim bunlara ya. Hangi ara ben bunları final dedim hatırlamıyorum. Ve kaydedilen kullanıcımızın isim soy ismi de bizim neyimizdi? Display name'imiz. Şöyle display name'i de getirip buraya atadıktan sonra bir tane set state yapıp sonucu ekranda göreceğiz. Burayı kaldırıyorum artık. Şimdi sanırım çalışır. Yani bu kadar uzun süre kod yazıp çalıştırmamayı denemeyin lütfen. Ara ara ben şu an videonun sonunda söylemiş oldum ama diğer videolar için bunu uygulayın. Böyle baktınız ki videoyu yapan adam yazıp yazıp ilerliyor. Siz arada durdurup çalıştırın. Çünkü şu anda bu kod çalışacak mı çalışmayacak mı hiçbir fikrimiz yok. Bir hata çıkarsa acaba nerede çıktı diye bir sürü uğraşmak zorunda kalabiliriz. Bu tür bir şeyi yapmamak için dediğim gibi lütfen kodu çalıştırın ara ara. Çalıştırıp öyle ilerleyin. Şimdi tıklayalım buna. Ve biraz bekleyelim. Zaten eğer olursa bu teker teker artmaya başlayacak. Eğer düzgün bir şekilde çalışırsa burası. Şu anda gördüğünüz gibi bakın herhangi bir tepki yok diyecektim ki geldi tepki. Bir tane kayıt oldu. İki oldu. Şu anda teker teker kayıt oluyor. Buralardan da doğruladıktan sonra videoyu durduracağım. Çünkü asıl amacımızı halletmiş olduk. Şimdi dikkat ederseniz bakın kullanıcılar teker teker geliyor. Ve istediğimiz bilgileri de var burada. Teker teker kullanıcılarımız geliyorlar. Bu kullanıcılarımız aynı zamanda authentication tarafına da geliyor. Dikkat ederseniz. E-posta adresleriyle kayıt oluyor bunlar. Unique ID'leri oluşuyor. Ve display name'leri var. Foto URL'leri var. Yani bunlar Firebase Authentication'da kullanabileceğiniz şu anda sizin için bol bol sahte kullanıcı oluşturuyor. API'da normalde cinsiyet belirleme gibi şeyler de var ama biz herhangi bir şey yapmadık. Bize tamamen random kullanıcılar oluşacak şu anda. Rastgele kullanıcılarımız oluşuyor ve buraya ekliyor. Teker teker ekliyor şu anda. Şu ana kadar 14 tane ekledi. Dediğim gibi videoyu boşu boşuna bunların tamamının bitmesini bekleyerek videoyu uzatmayacağım. Umarım faydalı olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.